hayatımızın her tarafı su olduğuna göre burada bardağı buraya kazanın üzerine konmuş, musluğu burada, bir bardak su içeyim istedim ama açtım, su yok. Sayın seyirciler, sayın izleyenler, su olmadı mı hayat da yok demektir. Biz bu suyun kim tarafından getirildiğini ve ne zaman, niçin kesildiğini kendisinden öğrenelim. Buyurun Sayın Ahmet Sezer. Yanaşın şöyle. Evet. Yanaşın. Namı değer Lama. Namı değer Lama Ahmet. Evet. Tamam, zaten Ahmet deyince sallallahu Ahmet deyip düşüneceğim. İlla. Şimdi efendim, bu suyu ne zaman getirdiniz? Bu su 30 sene oluyor bu suyu getireli. 30 sene önce de bu suyun sahibi bize de yardımcı oldu. Mustafa Özmen, Tavlanık köyüne ait bu vatandaş. Onun da kayınçısı var, Hasan Çayrezmen'den beraber bahçemize getirdik. O zamanlarda parasını da, çalıştığı parasını da 200.000 lira kendi yemiyesi, bir de ocağa gitti. 100 lira, 300 lira para verdik. 5.000 lira da hortumunu aldık. 5.000 lira da gazma parasını verdik. Buraya 10.300 liraya mal oldu bu su. Kaç metre mesafeden buraya? 700 metre şu an. 700 metre mesafeden buraya getirdiniz. Evet, getirdik. Ondan sonra 20 sene geçtikten sonra Çakıl Ocağı aşağıya kuruldu. Oranın Selahattin Mut denilen şefimiz var. Şefi var. Dedi ki bize su lazım. Muhtarımla beraber, Resul Bozcu ile beraber dedi ki bu suyu aşağı verir misin? Veririm dedim. O zaman Ordu'ya gitti, analiz yaptırdı suyu, Ordu'ya gitti, oradan ihaleye verdi bu suyu. 700 metre de aşağı kendi ihaleyle gazdırdı, buraya depo yaptı. Şu evet, gördüğünüz ufacık bir depo yaptı. Oradan en aşağı 10 senede oraya akıyor, oraya yapıldığından beri. 10 yıldır da aşağıda çalışanlar yararlanıyor. Aynen öyle, aynen öyle. Peki niçin kesildi? Bu şimdiki bu suyu Tavlanık Muhtarı Hüseyin Özmen'e kızıyor. Mustafa Özmen amca uşakları. Evet. Kızıyor. Benim bahçeme su verdin diye, Ünye Belediyesi'ne ait graderlerle beraber su verdin diye muhtara kızıyor. Bizim şimdi şantiyeye verdiğimiz için suyu kesiyor. Onun yüzünden kesiyor. Biz de bu kadar karakola şikayet ettik. Karakolda jandarma gönderdi. Suyun olduğu yere 3-4 tavada ana yaptım, orada burma yaptım aynı. Oranın yöresi de içsin diye. Burma yaptım, onu da kırdı sahibi. Ama su devlet ormanından 2-3 metre onun yerine yaptık anayı. Adamın da rahatsız vardı sahibinin. Muhtara kızdı diye kesti. Ben gidiyorum yapıyorum, o gidiyor kesiyor. Ben gidiyorum yapıyorum, bu gidiyor kesiyor. Su kaç aydır kesik? En aşağı şu an için 1 aydan beri kesik. Su içemiyorlar aşağısı. Bu kere jandarmaya verdim. Jandarma da şeye verdi, savcılığa verdi. Şu an için savcılıkta dosya bekliyor. Yani sizin şu hayır suyunuz mahkemelik mi oldu? Aynen öyle. Pireye kızıp yorgan mı yaktı bunu? Aynen öyle, aynen öyle. İnşallah yetkililer bunu duyar. İnşallah, inşallah. Duyar. Bekliyorum. Ve bu İnsanoğlu için olmazsa olmaz suyun akmasına ve insanların içmesine katkı sağlarlar. Ünye Belediye Başkanı'nın da haberi var. Öyle mi? Evet. Ona da bir gün akşam Ankara'ya gidiyordu. Köprü başında tıraş oluydu. Orada yakaladım. Sayın Başkanım dedim. Bu şekilde şeyimiz var dedim. Sorunumuz var dedim ona. Bizi anlaştır. Bizi anlaştı, bizi çözüver. Tamam dedi. Ankara'ya gitti, unuttu. Yoğun bugünlere inanıyorum, o da duyar duymaz. İnşallah. Çünkü suya rağbet etmeyecek insanoğlu yok. Susuz yaşayamaz. Şu an için suyu açmak zorundalar. Şu an için Çakıl Ocağı'nda suyumuz yok. O vatandaş değil mi? Hani su ver bana diyorum. Suyum yok ki, sen suyu görmedin o kadar diyor. Ya evet. Benim elimde bir şey yok ki. Benim elimde bir şey yok. Evet. Evet, durum bu şekilde. Su hayattır saygıdeğer izleyenler. Evet, suyu düşmanınız da olsa kesmeyin. Evet. Çünkü döner dolaşır, bir gün size lazım olur. 30 dönüm